pencere sigortacılığı ve katılım bankacılığı olmaz. Mevcut faizci bankalar, gelin biz de size katılım bankalarının yaptığı işlemleri yapalım diyorlarmış. Bu hem aldatmacadır hem de sakıncalıdır. Aldatmacadır çünkü faizci bankalar faizle kredi verirler, ticaret yapmazlar, ortaklık yapmazlar. Sakıncalıdır çünkü faizi haram bilen Müslümanların hassasiyetlerini aşındırırlar, haram iş yapan binalarına girip çıkmalarına, yüz göz olmalarına sebep olurlar. Müslüman, haram işleyen bir kimsenin yüzüne gülmez. Bir de pencere tekafül sigortacılığı çıktı. Neymiş? Mevcut kanuna göre primli, ticari, bizim sistemimize aykırı sigortacılık yapan kurumların bir kanunu vardır. Bu kanuna göre sigortacı şirket, topladığı primlerin sahibi, maliki olur.'' Bu primlerle bunu ödeyen sigortalının bir alakası kalmaz. Buna karşılık olarak sigortacı sigortalının belli risklerini karşılamayı yüklenir. Topladığı parayı istediği gibi kullanır, bu paradan para kazanır ve kazancı kendinin olur. Ayrıca kendi riskini azaltmak için yine onun gibi çalışan reasürans şirketlerine sigortalılarını sigorta ettirir. Bizim İslami tekafül üyelik sigorta sistemimize göre bu işi yürüten şirket, vakıf, kooperatif yalnızca yöneticidir. Fonun toplanan paranın sahipleri sigortalılardır. Mesela şirket bir hizmet şirketidir. Sigortalıların malik oldukları fonu onların belirledikleri veya özel mevzuatın belirlediği diyelim, kurallara ve şartlara göre vekaleten yönetir ve yine tüm ücreti alır. Sigortalılar fona para yatırırken bunu karşılıklı bağış kuralına göre yaparlar. Yani her birimizin zararını karşılıklı bağışlarla ödeyelim demiş olurlar. Yatırılan paralar yatıranların namına kayıtlıdır. Ödemelerden artan para, eğer fon kar getiren işlerde kullanılmış ve kar etmişse, bu kar hisselerine göre fonun sahiplerine, sigortalılara aittir. Eğer ödemelere fondaki para yetmezse üyelerden karz hasen yani faizsiz ödünç alınır. Reassurans, resigorta da yine bu esasa göre çalışan şirketlerle yapılır. Fonun yetmemesi sakıncasına bir tedbir de bu yoldan alınmış olur. Türkiye'de biz tekafil sigortacılığı yapıyoruz diyenlere soruyorum. Sizin için yeni bir kanun mu çıktı? Topladığınız paraların sahipleri mevzuata göre kim? Poliçenize tekafül esasına göre düzenlenmiştir diye yazıyor musunuz? Siz hizmet, vekaleten yönetim şirketimisiniz, Sigorta kanununa tabi toplanana sahip olan ve riski telafiyi üstlenen şirket misiniz? Reasüransınızı hangi şirketlerle yapıyorsunuz? Eğer bu sorulara İslami sisteme uygun cevaplar veriyorsanız tekafül sigorta şirketisiniz demektir. Bu takdirde sizin binanızda, pencerenizde ötekilerden bağımsız olacaktır. Yani pencere mencere yok, ya kooperatifler kanununa göre kurulmuş üyelik sigortacılığı olacak veya mevzuatı çıkarılıp yukarıda açıklanan esaslara göre çalışan sigorta, hizmet, vekalet şirketleri veya vakıfları kurulacak. Dünkü yazımda böyle bir kanunu beklediğimizi ifade etmiştim. Not Sevgili İsmail Kılıçarslan'ın gazetemizde Perşembe günü çıkan Kutlu Doğum Haftası ile ilgili yazısının altına imzamı atıyorum. Kendisini tebrik ediyor, bu güzel yazılarına devam edebilmesi için sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür diliyorum. İyi ki varsın ve iyi ki öfkelenmişsin.